Milyonlarca Aşk-ı Memnu hayranının hayali 13 sene sonra gerçek oldu. Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmleri için bir araya geldi. Galaya damga vuransa Kıvanç Tatlıtuğ'un itirafları ve Beren Saat'in rol arkadaşına hayran hayran bakışı oldu. Beren çalışması zaten konuşuyoruz da sürekli. Çalışması çok konforlu. Aşk-ı Memnu hayranlarının en büyük hayali gerçek oldu. Aşk-ı Memnu hayranlarının 13 yıldır kurduğu hayal bu hafta gerçek oldu. İlker ve Behlül bambaşka bir hikayeyle yeniden bir araya geldi. Hoş geldiniz. İstanbul için Son Çağrı filminde birlikte kamera karşısına geçti Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ. Selin ve Mehmet New York'ta, aslında New York'a gittikleri sırada uçakta tanışan böyle iki insan ve New York'ta birkaç gün süren bir macera yaşıyorlar. Biz o maceraları biliriz efendim. Elimiz kalbimizin üzerinde az takip etmedik zamanında Bihter'le Behlül'ün maceralarını. Hadi dönelim galaya. Malumunuz bu ikinci gala. İlk gösterim Amerika'da yapılmıştı. New York'ta izlediğimiz salonda gerçekten sahnelere reaksiyonlar, alkışlar. Yani biz şimdi filmi çekeli bir yıldan fazla oldu. Tabii. Bizim için böyle o New York'ta yaşadığımız süreç birazcık daha böyle artık anılarımızda normalleşmeye başlamıştı. Ama salonda herkes o kadar olağanüstü, o kadar olumlu tepkiler gösterdi ki. Biz de evet ya, çok büyülü. Hem kendimizi yıllar sonra en son pandemiden önce bir salonda bir gala yaşayabilmiştik. Kendimizi yeniden perdede görmenin heyecanı, salondan gelen reaksiyonlar, böyle pozitif tepkiler. O yüzden filmin büyüsü bizde de yeniden canlandı. Biz onları bir arada görmeyi özlemiştik. Belli ki onlar da birbirlerini özlemişler. Beren Saat'in eski dostuna bakışına bakar mısınız? Bu kadar yıl beklememizin sebebi de hayal kırıklığı yaratmayacak, o seyircileri mutlu edecek bir senaryo beklememizdi, bir hikaye beklememizdi. Bence şimdi doğru zamanda, doğru hikayede Evren'le ve Gönenç'le bu filmi yaptık ve bence çok iyi bir sonuç çıktı ve gerçekten Aşk-ı Memnu'nun gölgesinde kalmayacak bir film oldu Last Call for İstanbul. Nice güzel projeler gelir, nice güzel projelerde tekrar beraber oynarız. Yıllar sonra yeniden film setinde buluşan eski dostlar Aşk-ı Memnu'dan bu yana değişen şeyleri de anlattılar. Beren çalışması zaten konuşuyoruz da sürekli. Çalışması çok konforlu, son derece rahat, son derece profesyonel çünkü Aşk-ı Memnu'dan sonra üzerinden yıllar geçiyor olması, yıllar geçmiş ama orada kalan bir iş arkadaşlığı, bir dostluk, beraber birbirini insanın tanıyor olmasının getirmiş olduğu bir konfor var. Oyuncu için bu müthiş bir konfor. Beren'le çalışmak her zaman konforluydu. Aşk-ı Memnu'da da öyle, şimdi de öyle. Yepyeni şeyler, aradaki 13 sene hiçbir şey değiştirmemiş, ekstra bambaşka tecrübeler, bambaşka olgunluklarla, bambaşka varoluşlarla yeni bir hikayeyle karşılaştık. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız için, birlikte haftalarca oynamış olduğumuz için gerçekten çok rahat ettik ve bir yandan da o kadar çok oynayıp da beraber oynamaktan sıkılmamak da çok önemli bir şey. Bihter'le Behlül'ü bir arada görüp de yeni nesil Bihter'i sormamak olmaz. Bir sinema filminin, bir dizinin oluşumunda emeği geçen bütün insanlara teşekkür etmek lazım. Çünkü korkunç bir emek var arkadaşlar. Kıyas yapılması, yapılmış olan bir projenin bir kere daha yapılmayacağı anlamına gelmiyor. 10 defa daha farklı yorumlarla hayata geçirilebilir. O yüzden kıyas yapılmasını ben kendim bir oyuncu olarak üreten bir insan olarak doğru bulmuyorum. İzlemedim ama en yakın zamanda izleyeceğim tabii ki. Başrol oyuncularını salona yolcu etmeden önce kıyafetleri de kısaca inceleyelim. Beren Saat'in ince halatlardan oluşan lila rengi straplez elbisesi tam bir ince işçilik eseriydi. Zarif mücevherleri sade makyajı tango pavuçlarıyla muhteşem görünüyordu. Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzına eşi Başak Lizer'in elinin değdiği çok belliydi. Çift düğmeli ceketi senenin moda parçalarındandı. Yakasına taktığı broşa bayıldık. Kılıç şeklindeki küpeleri ve yüzükleri ise havasına hava katmış. Çocuklar da bu geceye özenerek gelmişti. 1.80'lik İbrahim Selim boyunu biraz daha uzatmak için Mustafa Sandal gibi hafif topuklu bir ayakkabı tercih etmişti. Bir detay atalım. Detay atarken ayakkabıyı soralım. Bu son zamanlarda bu tarz ayakkabılar çok konuşuluyor. Kim konuşuyor? Eser. Mustafa Sandal, Eser Yenerler, Oğuzhan Koç. Ben mağazaya girdim, yeni ayakkabı almam gerekiyor, yeni bu var dediler. Televizyon dünyasının en çok imaj değiştiren ismi Engin Happy'leri de eşi Beyza Şekerci ile birlikte gelmişti galaya. Bu benim için çok avantajlı. Her sene başka bir Engin'le beraberim. Geçen sene biliyorsunuz prestij meselesi için
siyah ve siyah bıyıklıydı yani, evet, saç siyah, bıyık siyah. Yani açıkça şimdi itiraf edeyim hepinizin önünde, o biraz tuhaftı. Buna şükrediyorum. Biraz esmer bir adamdı evet. Yani. Konuklar arasında kendi filmini kısa bir süre önce seyirciyle buluşturan Hasan Cankaya da vardı. Kıvanç'la Beren herhalde uzun yılların en sevilen çifti olabilir. Çok iyi bir şey olacağına eminim. Heyecanlıyım. Ben de sizin gibi izleme bekliyorum. Biz aşk meşk sormayalım diye peşinen verdi cevabını. İşimiz evimiz gücümüz değil. Hep esnaf gibi konuşuyorum değil mi? O kadar iş odaklı yaşıyorum ki size anlatabileceğim bir skandalı yok maalesef. İsterdim ama o yok. Konuklar arasında tabii ki Kenan Doğulu da vardı. Eşi Beren Saat'i bu heyecanlı günde yalnız bırakmadı. Ama sanki Kenan Doğulu Beren Saat'ten daha heyecanlı gibiydi. Beren'le Kıvanç'ın dünya üzerinde milyonlarca hayranı var. Bütün bu hayranların sosyo-ekonomik, kültürel durumlarını ortak müşterekte buluşturabilecek şahane bir film olduğunu düşünüyorum. İçinde hem draması hem komedisi, aşkı, hepimizin ortak lisanı aşk zaten. Bizim de bütün temel odaklandığımız konu zaten hep aşk. Kenan Doğulu eşi Beren Saat'e bir de sürpriz yaptı. Film gösteriminin ardından sahneye çıktı. Kenan Doğulu şarkılarını söylerken Beren Saat'le yakın arkadaşı Gülcan Aslan'sa böyle coştu. Kenan Doğulu sahneden iner inmez soluğu eşi Beren Saat'in yanında aldı. Ünlü çiftin kumrular gibi dans ettiği anlar sosyal medyayı salladı. Gala gecesi tek aşk tazeleyen Kenan Doğulu ile Beren Saat değildi. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizel'in aşk dolu dansı da görülmeye değerdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un her gün yeniden aşık oluyorum dediği eşi Başak Dizel'in romantik anları kameralara böyle yansıdı. Magazin gündeminin nabzını tutmaya devam ediyoruz ama bu kez sanal alemin magazin gündemine göz atmaya gidiyoruz. Bakalım bu hafta kimlerin hangi paylaşımları damga vurmuş?